Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli bir kolay pasta tarifi vereceğim. Buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 4 adet tam yumurta, büyük boy yumurtalarımız, 1 adet yumurtanın da beyazını pandispanya kekimize ekledim. Sarısını muhallebisi için kullanacağım. 1 su bardağı toz şeker. Beyazlanıp köpük köpük olana kadar güzelce çırpalım. Sayfamda birçok yemek tarifi var arkadaşlar. Bakmak istiyorsanız buyurun bakabilirsiniz. Tencere yemekleri, fırın yemekleri, pasta, kek, birçok tarifim var. Attığım videolardan da haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız, abone olduktan sonra bildirim gelir. Bu kıvamı yeterli. Yarım su bardağı sütü ekleyelim. Biraz daha çırpalım. Bir 30 saniye kadar çırpsak yeterli. Bir buçuk su bardağı unumuzu eleyerek ekleyelim. Su bardağı ölçüsü 200 milim. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Unumuzla birlikte eleyerek ekleyelim. Elediğimiz zaman pandispanya kekimiz çok daha güzel oluyor. Defalarca denemişimdir. Güzelce akışkan bir kıvam alana kadar mikser yardımıyla 2-3 dakika çırpalım. Orta derecesinde, yüksek devrinde. Kenarlarının ununu da içine katalım. Dikdörtgen bir borcama tereyağı ile yağladım. Pandispanya kek harcımızı içine dökelim. 180 derece fırında 20-25 dakika arasında pişiyor. Güzelce her tarafına dağıtalım. Hafiften de sallarsak kek daha güzel olur, böyle oturur. Şimdi muhallebisi için 3 yemek kaşığı mısır nişastası, buğday nişastası da olabilir. Birini tam doldurmadım. 3 yemek kaşığı dolu dolu un. 1 litre sütümüzle muhallebimizi yapacağız. Hemen karıştıralım arkadaşlar. Bir adet de yumurtanın sarısını içine ekleyelim. Dediğim gibi yumurtanın beyazını pandispanyasına ekledim. Bir su bardağı da toz şeker pişirmeye başlayınca ekleyeceğim. Burada da ekleyebilirsiniz bir su bardağı toz şekeri. Sürekli karıştırın. Karıştırmazsanız nişastası dibine sarar. Hemen yanar. Bir su bardağı da toz şekeri ekleyelim. Orta ateşte sürekli karıştırıyorsanız yüksek ateşte de pişirebilirsiniz. Kaynadıktan sonra da biraz böyle karıştırarak 1 dakikadan fazlaca kaynatın. Güzel kıvam alsın. Muhallebisi de bu ayarda, bu kıvamda çok güzel oluyor. 1 yemek kaşığı tereyağı, tereyağı yoksa da 1 yemek kaşığı margarin kullanabilirsiniz. Altını kapattım. 1 pakette vanilya ekleyelim. Karıştıralım. Soğumaya bırakalım. Tam soğumasına gerek yok arkadaşlar. Şimdi kek de pişmeye yakın. Biraz sıcağı gidince dökeceğim. Kekimiz çıktı. İlk sıcağı çıksın. Pandispanya kekimiz çok güzel oldu. Renginden de belli arkadaşlar. Fanlı ayarda pişirdim ben. Her tarafının rengi bir oldu. Böyle bir kürdanla delikler açalım. Bir buçuk su bardağı sütü pandispanyamızın üzerine dökelim. Kekimiz çok soğumadı. Böyle ılık ayarda. Muhallebimiz de çok soğumadı. O da böyle ilk sıcağı çıktı. Üzerine dökelim. Sıcak da dökseniz hiçbir sıkıntı olmaz. Güzelce her tarafına dağıtalım. Çok kolay. Kesinlikle yapabilirsiniz. Çikolata sosumuzu yapmaya geçelim. Çikolata sosumuz için üzerindeki ölçülerle yaptım arkadaşlar. Daha koyu kıvam alması için ben 2 bardağı süt kullandım. 1 pakette çikolata sosu ekleyelim. Burada karıştırdıktan sonra aygaza alalım. Bir iki defa kaynadıktan sonra altını kapatalım. Sıcağıyla tatlımızın üzerine dökelim. Pastamızın üzerine. İki-üç saat soğumaya bırakalım. Kenarlarını da şöyle peçeteyle silelim. İyice soğusun arkadaşlar. İster buzdolabında, isterseniz de kış mevsimi şu anda serin bir yerde. İyice soğusun. Yaklaşık 3 saat soğudu. Dilimlerini istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Pastamızı keselim. Üzeri için ben çam fıstığı kullandım. Tekrardan da biraz çikolata dökelim. Çikolatası da çok güzel yakışıyor. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Şimdi kıvamını, dokusunu sizlere de göstereyim. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Keki o kadar güzel pişmiş ki hiç kabarığı da sönmedi. Tarifimi denerseniz de yorumlar kısmından bana bildirebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorularda sorabilirsiniz. Çok lezzetli olmuş arkadaşlar. Yani sözle ifade edilmiyor. O kadar güzel olmuş. Şöyle yakından da göstereyim size. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun inşallah.